1918 yılında yaşanan İspanyol gribinin milyonlarca cana mal olmasının üzerinden 103 yıl geçti. İspanyol gribi salgını sırasında dünyada 2 milyardan az insan yaşıyordu. Bu hastalık dünya nüfusunun yaklaşık %2,5'ini, yani 50 milyona yakın insanı öldürdü. Bugün dünyada 7,6 milyar insan yaşamakta. Aynı küresel ölüm oranına sahip başka bir pandemi yaklaşık 190 milyon ölümle sonuçlanabilir. Neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıla rağmen Covid virüsü hakkında hala anlayamadığımız 5 gizem. Covid-19'un biyolojisini hala bilemiyoruz. Sorunun merkezinde virüsün temel biyolojik yapısı hakkındaki büyük soru yatıyor. Sivri uçlu bir top gibi şekillendiğini bilsek de canlı dokuya girmeyi amaçlayan sivri uçlarla bunun gerçekçi olmayan bir şekilde yüksek yayılma oranına nasıl dönüştüğü tam olarak bir muamma olmaya devam ediyor. SARS koronavirüs ailesinin onları insanlar için bu kadar ölümcül kılan şeyin ne olduğu hakkında hala bir fikrimiz yok. Bu virüs nasıl yayılıyor? Dünyanın dört bir yanındaki çoğu ülke yasal olarak uygulanan tecritler ve sosyal mesafe kuralları gibi katı önlemler de dahil olmak üzere enfeksiyon oranını durdurmak için elinden geleni yapıyor. Ancak bunların hepsi virüs hakkında bildiğimiz her şeyin doğru olduğu varsayımına dayanmaktadır. Covid-19 salgınının en büyük gizemi nasıl yayıldığına dair hiçbir fikrimizin olmaması. Daha önce sadece fiziksel dokunuşla yayılabileceğine inanılırken, yeni araştırmalar virüsün havada daha önce düşündüğümüzden çok daha uzun bir süre kalabileceğini ve öksürük damlacıkları gibi taşıyıcılara ihtiyaç duymadığını öne sürmektedir. Bir müzik korosunda yaşanan korona vakasında üyelerin her zaman birbirlerinden uzak durmalarına rağmen koronun tamamına virüs bulaşmıştır. Yine yayılabileceği tüm yollar konusunda hala net olmadığımızdan virüsü havadan aldıkları en iyi tahminimizdir. Genç ve sağlıklı insanlar neden ölüyor? Salgının en endişe verici kısımlarından biri yaşlar arasında orantısız bir şekilde yüksek ölüm oranıdır. Bu durum virüsün nüfusun daha genç, daha az savunmasız gruplar arasında neredeyse fark edilmeden yayılmasına olanak sağlamaktadır. Semptomlar biraz daha şiddetli ve erken evrelerinde tespit edilebilir olsaydı eğer, virüs hedeflerine ulaşmada çok zorlanırdı. Korona hakkındaki bilgilerimize göre daha genç ve sağlıklı insanların çok ciddi belirtiler göstermemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu durum gerçekte böyle mi yoksa değil mi tam olarak anlayamadığımız bir şey. Bu virüsün farklı insanlara pek çok farklı şekilde nasıl etkilediğine dair daha büyük sorunun büyük bir parçası ve buna yanıt vermek gelecekteki potansiyel olarak ölümcül salgınları önlemek için çok önemlidir. Hiçbir belirtisi olmayan taşıyıcılar. Geçmişte bundan çok daha ölümcül hastalıklarla uğraştık. Enfekte insanlar hafif veya hiç semptom göstermeden hayatlarına devam edebilirler ve bu durum bu hastalıkların herhangi birinin yapabileceğinden daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olur. Bilim adamlarının bilmediği şey bu vakalardan kaç tanesinin orada olduğu. Bu noktada bilinen enfeksiyonların veya virüslü hastaların yoğun olduğu noktaların dakikalar için hızla artan vaka artışından tek başına sorumlu olamayacağı açıktır. Hafif semptomu olan veya hiç semptomu olmayan hastaların virüs için pozitif test edildiği birçok vaka olsa da bunlar sadece test edebildiklerimizdir. Burun akıntısı veya öksürüğü olan insanlar bunu büyük bir sorun olarak görmeme eğilimindedir ve birçok doktor ve bilim adamına göre virüsün akıllara durgunluk verecek kadar hızlı yayılmasının ardındaki birincil neden bunlar olabilir. Peki hastalar nasıl iyileşiyor? Bu noktada yeni koronavirüsün
kurbanlarını nasıl öldürdüğü konusunda oldukça iyi bir fikrimiz var. Bu noktaya kadar giden koşulların çoğu hala gizemle örtülü olsa bile yine de hala tam olarak anlamadığımız şey birisinin bundan nasıl kurtulduğu. Genellikle diğer hastalar için hastalar sadece mevcut hastalıkla savaşmalarına yardımcı olmakla kalmayan, aynı zamanda vücutlarını gelecekteki saldırılara karşı koruyan antikorlar geliştirerek iyileşirler. Bu bağışıklık grip virüsü örneğinde olduğu gibi kalıcı olmayabilir. Ancak vücut hala hastalıkla savaştığına dair bazı belirtiler taşıyor. Şaşırtıcı derecede yüksek sayıda iyileşmiş COVID-19 hastası için durum böyle değil ve araştırmacılar bunun nedenini anlamakta zorlanıyor. Bununla birlikte hastaların %30'unda ilgili antikorlardan hiçbir belirti yoktu ve vücutlarının nasıl iyileştiği belli değil.